işçisiyim. Biz neden iki yıldır iyiydik de iki aydır direnişte olduğumuz için kötü olduk? Şöyle diyorlar, işçilerimiz bizim canlarımızdır, dostlarımızdır. Madem böyle, siz niye canlarınızla, dostlarınızla burada eziyet yapıyorsunuz? Yazık, günah değil mi? Bu bir haftadır burada bekliyoruz. Biz niçin buradayız? Emeğimiz için buradayız. Biz niçin buradayız? Haklarımız için buradayız. Haklarımızı alana kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Direnişinizi kutluyoruz. Hepinizin de emeğine sağlık. Ve biz her zaman işçilerin yanında olacağımızı size söz veriyoruz. Direnişinize devam edin. Haklarınızı alana kadar direnişinize devam edin arkadaşlar. Destek vermeyi isterseniz her zaman sizin yanınızdayım. Devlet teşvikleriyle büyüyen, son bir senede %571 karını artıran Megapoletren, tüm bu desteğe ve kâra rağmen işçi arkadaşlarımızın ücretlerini ödemiyor. Sigortasız işçi çalıştırıyor ve burada yaşanan bir sürü iş kazasına rağmen iş güvenliği önlemlerini almıyor. Yaşadıkları bu zenginleşmenin sarhoşluğuyla herkese üstten bakan, her istediğini yapacağını zanneden patronları uyarıyoruz. Bu ülke sizin çiftliğiniz değil. Bu işçiler de ırgatınız değil. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak tüm bu haksızlıklara karşı direnişe geçen işçi arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında duracağız. Arkadaşlarımızın talepleri net. 1. Ödenmemiş bütün ücretler ödenecek. Bunlar bir lütuf değil ayrıca. Elden para ödeme ve kayıt dışı çalıştırma son bulacak. İşten atılan tüm işçiler işlerine geri dönecek. Bu haklı ve meşru talepler karşılanana kadar direnen arkadaşlarımızın yanında olacağız. Mutlaka kazanacağız. Yaklaşık 2 yıldır burada çalışıyorum. İlk girişim 3 ay sigortasız olarak çalışmaktaydım. İşkur üzerinden girdim. Ve 2 yıldır şu an burada çalışıyorum. Özellikle Aralık ayı itibariyle maaşlarımız düzensiz ve halen maaş almadık. 6 aylık yeni bir kızım oldu. Burada birçok insanımız, birçok arkadaşımın da çok güzel evlatları oldu. Biz neden bunlara ekmek götüremiyoruz? Biz neden bunlara bakamıyoruz? Ben burada bunlara sesleniyorum. Ey fabrika sahipleri, siz bu kadar güçlüydünüz. Ne oldu? Hani gücünüz nerede? Bu millet burada rezilken siz neredesiniz? Lütfen şunu belirtmek isterim. Maaşlarımız zaten verilmiyor. Elden dediğimiz vergi kaçakçılığı var. Ve bundan sonra da biz arkadaşlar olarak, işçiler olarak gönül rızamızla sendikamıza üye olduk. Hiç kimse sendikamıza laf atamaz. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. 12. aydan beridir doğalıklarımız düzensiz yapmaktadır. Bu son 2 ayda zaten hiç aylık almadık. Ramazan'da, bayramda bayramsız geçtik, parasız geçtik. Çoluk çocuğumuza herhangi bir elbise alamadık. Bir bayramda alamadık. Hani bunların bize kölelik şeyini, bizi köle niyetinde görüyorlar. Buna dur diyeceğiz. Sizin desteklerinizle buna bir dur diyeceğiz. Teşekkür ederim. Bizden isteğimiz bu direnişin etrafında bir çember olmanız. Bu direnişi ve bu direnişteki işleri yalnız bırakmamanız ve bu direnişle dayanışmayı büyütmek için bize destek olmanız. Bunun için sürekli iletişimde kalalım istiyoruz. İşçilerle birlikte bu direnişi bütün Beste halkının, bütün Adıyaman'ın direnişi ve davası haline getirmek için hep birlikte mücadele edelim istiyoruz. İşçileri insan yerine koymayan, her türlü suçu işleyip iktidardan aldıkları güçle hepsinin yanlarına kar kalacağını düşünen, bu ülkede suç işleme özgürlüğü olduklarını düşünen patronlara karşı bunun öyle kolay olmadığını ve buna izin vermeyeceğimizi, onların kölesi olmadığımızı göstermek için hep birlikte mücadele etme çağrısı yapıyoruz. Cuma günü saat 12'de burada hep birlikte toplanacağız ve buradan Adıyaman İl Merkezi'ne gideceğiz. Adıyaman'da İŞKUR İl Çalışma Müdürlüğü'nün önünde hem buradaki hukuksuzluklarla ilgili şikayette bulunmak hem de oranın önünde bütün işçilerle birlikte, destek verenlerle birlikte bir basın açıklaması yapacağız. Ve bu da olmazsa, taleplerimiz kabul edilmezse bu işi, bu direnişi
daha da büyütmek için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Destin'in işçilerini, emekçilerini kendilerine kapı kulu ve köle yapmak istiyorlar. Buna izin verirsek, bu köleliğe isyan eden işçilerin yanında durmazsak, bu haklı mücadelede bu işleri bırakırsak, bu dayatılan kölelik, bu zulüm sadece megapoliyetinin işlerine değil, bütün Destin emekçilere, Destin halkına dayatılan bir onursuzluktur. O yüzden bütün Destin halkını alın teri için, emeği için, hakları için mücadele eden işçilerin yanında olmaya ve sonuna kadar onlarla dayanışma içinde olmaya çağırıyorum. Sanıyorlar ki bu işçiler 2 aydır maaş almadı. Ceplerinde 5 kuruş para yok. O yüzden uzun süre bu fabrikanın önünde bekleyemezler. Her gün evlerinden, köylerinden kalkıp buraya gelip gidemezler. Aç kalırlar. Susuz kalırlar. Bu sendikada bağımsız bir sendika. Parası yok. O da destek olamaz. Birkaç gün sonra dağılırlar, çözülürler, bölünürler. Bizim yaptığımız, işlediğimiz suçlarda yanımıza kar kalır diye bekliyorlar. O yüzden biz de Beste halkından, bütün Beste emekçilerinden buna bir yanıt vermemizi istiyoruz. İşlediğimiz suçlar yanınıza kar kalmayacak ve bu işçilerin talepleri kabul edilene kadar, bu direniş ne kadar sürerse sürsün, aylarca da sürse, biz burayı bütün Beste halkının ve belki de bütün Adıyaman'ın, Türkiye'nin işçiden emekçiden yana güçlerinin desteği ve dayanışmasıyla burayı daha büyük bir direniş alanına çevireceğiz. Ve bu işler haklarını alana kadar, bütün işçiler, işten atılan bütün işçiler işe geri alıncaya kadar ve iş yerindeki bu hukuksuzluklar, bu sahtekarlıklar, bu kayıt dışı, kaçak çalıştırma, elden para verme, bütün bu hukuksuzluklar son bulana kadar bu fabrikanın önünden ayrılmayacağız. İşçilerle birlikte direneceğiz ve biliyoruz ki Beste halkı da, Adıyaman halkı da bu işçileri, bu haklı mücadeleyi yalnız bırakmayacak ve sonuna kadar yanımızda olacaklar. Usta işçiler, operatör işçiler, kursiyer adı altında ücreti İşkur'dan, işsizlik fonundan, yani işçilerin kesesinden ödenerek patronlara bedava kölelik yapıyorlar. Sadece bu da değil. Burada usta olarak, operatör olarak çalışan işçiler, burada kimi okullarda? Birisi Osman Lisot okulu, onu da söyleyelim. Milli eğitime bağlı bir okula ustalık belgesi almak için kayıtları yapılıyor. Bu işçiler zaten usta. Zaten aynı işi yapıyor. Ama öğrenci olarak gösteriliyorlar ve okulla ortaklık kuruyorlar. O işçilerin maaşları da İşkur'dan ödeniyor. Üstelik ödenen maaşların yarısını da işçilere ödemek yerine patrona aktarıyorlar. Sadece bu da değil. Bu fabrika kurulurken 45 milyon yatırım yaptık diyorlar. Bunun yarısı devlet teşviği arkadaşlar. Vergi için %80 vergi indirimi sağlanmış. Muafiyeti sağlanmış. Ayrıca 7 yıl boyunca sigorta primlerinin işveren payı devlet tarafından ödeniyor. Yurt dışından aldıkları bütün makina ve teçhizatlar için gümrük vergisi muafiyeti var. Ve daha bunun gibi sayamayacağımız bir sürü teşvik. Normalde bir iş yeri grevdeyken o iş yerine işçi getiremezsiniz. Bu grev kırıcılıktır ve suçtur. Ama bu patron ta Hindistan'dan işçi getirdi. 500'e yakın grev kırıcı işçiyi soktu içeri. Ve işçiler bunu tespit etti. Mahkeme kararıyla tespit etti. Tespit etmek için fabrikaya gitmek istediler. Ama bu ülkenin kolluk kuvvetleri, jandarması görmüşsünüzdür televizyonlarda, sosyal medyada. Düşmanın üstüne yürür gibi yürüdüler işçilerin üstüne. Kalkanlarıyla, coplarıyla döverek işçileri ve sendikacıları gözaltına aldılar. Aynısını aylar önce Urfa'da yine sendikamızın öncülüğünde direnen Özak işçilerine yaptılar. Biz işçilere yıllardır anlatıyoruz. Diyoruz ki bu devlet patronların, zenginlerin devleti, işçilerin değil. Biz anlatamadık ama işte bizzat bu ülkenin kolluk kuvvetleri, onlara emir veren valileri işleri döve döve öğretiyorlar bize. Biz sizin devletiniz değiliz. Biz suç işleyen, grev kırıcılığı yapan, işçilerin maaşına tazminatına çöken, işçi düşmanı, sendika düşmanı, işçilerin kanını emen patronların devletiyiz diyorlar. Bunu kabul etmiyor. Megapoliyetinin işçileri ve Beste halkı olarak İzmir'de
grevde olan, hakları için direnen gazete işçilerine de buradan selam gönderiyoruz.